yatırım programı da var. İzmitçe de var. Bunlar ile ilgili inşallah bütçe problemini çözebilirsek veya diyelim ki bir hibetör bulsak. Bizimle paylaşmanız ve ona göre yol almamız lazım. Çünkü biz evet. de her şeye hakimiyoruz, evet. her şeyi biliyoruz anlamına gelmiyor. Evet. Biz de bilmiyoruz. Eyvallah. Bununla alakalı şimdi daha önce burası merak ediyor. Merak'ı arsaya dönüştürmüşler. Şimdi arsayla alakalı şu mevzime planı yapılıyor. Bununla alakalı geç başkanım dahi biliyor. İşte temsilcilerimizin durumu da belli. Sırf bu yüzden, bu misafirhane yüzünden, yurt statüsü alamadığı yüzünden 60 öğrencimiz gelmedi. Yüksek oraya gelemedi. Evet. Kayıt yapacağım. Sanırım zaten yurt sorunu da inşallah bu da çözecek. Muharrem Malaz Girt'in hemen yan tarafında evet. 360 kişilik yurdun şeyi kabul edilmiş fakat geçen sene yapılacak size konuşmuştum. O projeyi alana araya kadar da biz ben biliyorum ne kadar zorlandı. Evet orada baskı olsa çok uğraştı, bilmemize yarar. Olur aldı ama hala bir onu, şey olmadı. Onu kaçırmayın. Başkanlarımızın hem Salih Başkanımızın hem Vedat Başkanımızın iş adamımız Haşim Bey'in bizi davet etmesi ve o davet üzerine buraya gelmemiz, arkadaşlarımızın makamlarında ziyaret etmemizden çok ciddi şekilde mutlu oldum. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Üniversitemiz ile ilgili, üniversitemizin bazı birimlerini Yüksekova'mıza taşımamız ile ilgili üzerimize düşen neyse inşallah çok kısa bir süre içerisinde MEO'muzu buraya getirdik. Ama sadece MEO Yüksekova için azdır, yeterli değil. İnşallah 2024-25 eğitim öğretim yılında bir fakültemizi de buraya getirmeyi hedefliyoruz. Bazı sınavlarımızı burada yapmaya başladık ama hepsini henüz yapamıyoruz. Açık öğretim sınavlarımızı ve ÖSYM'nin diğer sınavlarını da inşallah Yüksekova'mızda yapabilmek için biz gerekli yazışmaları inşallah başlatacağız. Yüksekova'da ciddi bir potansiyel var. Genç kardeşlerimize özellikle selamlarımı, muhabbetlerimi, sevgilerimi aracınızla göndermek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onları düşündüğümüzü ve o çocukların sınavda Yüksekova'da girmelerinin onların başarısı anlamında çok ciddi bir getirisinin olduğuna biz inanıyoruz. Bunu YKS sınavında gördük. Çocuklarımız ne Hakkari'ye ne de bana gitmek zorunda kalmadan Yüksekova'da sınava girmeleriyle beraber bir başarının da geldiğini gördük. İnşallah diğer sınavlarımızı da Yüksekova'da yapabilmek için başkanlarımızla beraber, STK'larımızla beraber, Yüksekova'daki kanaat önderlerimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kaymakamımızla beraber, belediye başkanımızla beraber yani bizimle paydaş olan herkesle beraber ciddi çalışmak suretiyle kısa zamanda ciddi mesafe alabileceğimize inanıyorum. Yılbaşından önce gerekli yazışmaları biz başlatacağız. Muhakkak bir kısmında sonuç alacağız ama tamamının bir anda hemen önümüzdeki sene buraya geleceği ile ilgili net bir şeyler söylemem çok zor ama en azından bir kısmının buraya geleceğini söyleyebilirim. Yüksekova'daki gençlerimiz çok müsterih olsunlar, çok rahat olsunlar. Onların ihtiyacını giderecek kadarını biz onu görüyoruz, farkındayız. Burada ciddi bir potansiyel var, ciddi bir genç nüfus var. Gereken neyse Ankara'daki büyüklerimiz de bunu muhakkak görüyordur. Gereken neyse inşallah yapılacak. Biz Sayın Rektörümüz Ömer Bey'i misafir ettik. Yüksekova Üniversitesi'nin durumunun ne olduğu, ne aşamada olduğu, oraya tahsis edilen arazinin, arsanın gerçekten üzerine bir üniversite gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun sorularını sorduk, cevaplarını almaya çalıştık. Kendilerinin de ifade ettiği gibi üniversiteyle ilgili bir çalışma var. Tabii burada yerele, STK'lara, dinamiklere, siyaseten de ihtiyaç var. Bu konunun özellikle Yüksekova Üniversitesi'nin durumuyla ilgili konunun ivedilikle Ankara'ya taşınması ve bunu dinlenilmesi gerektiğini söyledi. Ya da biz öyle anladık. Eksik olan yanı bu. Bununla ilgili Yüksekova olarak bir çalışma yapacağız. Daha önce de yapmıştık. Bunu biraz daha ciddi bir programa taşıyarak yapmayı planlıyoruz. Onun yanında verilecek ya da gelecek olan bölümler var, fakülteler var. Güzel sanatlar, spor bilimleri gibi. Yüksekova'da biliyorsunuz daha önce ÖSYM sınavı yapıldı. ÖSYM sınavı yapıldı ama açık öğretim sınavları yoktu. 17 bin öğrenci girmişti. Şemdinli, Derecik
Deki öğrencilerin de durumunu dillendirmeye çalıştık. Takip ettiğiniz gibi güzel bir buluşma oldu. Umarım üniversiteyle ilgili istediğimiz, talep edilen Yüksekova halkı, Şemdin Derecik halkının da talebi doğrultusunda ciddi bir çalışmayla hayata geçirebiliriz.